Sevgili dostlar, Bursa TV ekranlarından Tatlı Sohbetler programından merhaba hepinize. Hafta içi her gün aynı saatte yayınlanan programımın bugün yine çok özel, çok değerli bir konuğum var. Elimdeki kalbi görüyorsunuz. Kim olabilir? LÖSEV diyelim mi? Bugünkü konuğumuz LÖSEV Bursa İl Koordinatörü ve değerli dostumuz Füsun Emecan Özcan. Neleri konuşacağız? LÖSEV'in çalışmaları ve son projeleri. Hadi bakalım hep birlikte dinliyoruz Füsun Hanım'ı. Füsun Hanımcığım, değerli dostum, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok mutlu oluyorum böyle sizi dinlerken, izlerken. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, aslında o kadar güzel bir enerjiniz var ki insanın yaptığı iş yüzüne yansıyor bir kere. Kesinlikle onun vermiş olduğu huzur, mutluluk, ben bunu sizde her programda dile getiriyorum. O kadar net bir şekilde görebiliyorum ki işte sizin verdiğiniz enerji bize de böyle yansıyor. Bu arada elimdeki yastık ne diye soracak olursanız, hani hep diyoruz ya işte gönüllü annelerimiz var. O gönüllü annelerimizin ellerinden çıkan yastıkları hediye olarak evet, bizlere de getirmişler, sağ olsunlar. Hepsine bir bir selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İyi ki var o annelerimiz. Çok teşekkürler. LÖSEV'in 2000 yılında başlattığı bir projeydi. LSV Dükkan Atölyesi. 6 annenin başladığı bir atölyede, mesleki eğitimler alarak başladığı bir atölyede tamamen el emeği, göz nuru ürünlerin üretilmesiyle onların bir rehabilitasyon sürecine tabi tutulmaları ve o çocukların hastalıklarında yaşadıkları sıkıntıları unutmaları süreciydi bu proje. Ama 2000'den beri bu zamana 18 yıldır o kadar büyük başarıyla geldi ki proje. Sadece Ankara'daki 6 anneyle kalmadı. Tüm Türkiye'de LÖSEV'in şubelerinde yüzlerce anneye uzandı. O annelere mesleki eğitim derslerinin, kurslarının, seminerlerinin verilmesi, el emeği ya da nasıl söyleyelim, el sanatlarıyla ilgili gelişimlerinin sağlanması ve onların böyle ürünlere dönüştürülmesi sağlandı. Şimdi bu ürünler de o kadar çok beğenildi ki LSV Dükkan markası altında. Ve bu bir markadır. Evet, bunu da özellikle belirtelim değil mi? Herkes çünkü almak istedi. Evet. Yani bu şekilde bağış, destek ve katkı sağlamak istedi. Dolayısıyla LSV Dükkan ürünlerini yine aynı isim altında internetten, sitesinden yüzlerce çeşit el emeği ürünü seçerek alabilirler. Bu yastıkta kalp yastığımız size LÖSEV'in tüm çocuklarının ve tüm yetişkin hastalarının kalplerini, sevgilerini getirdik. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Öncelikle her bir çocuğumuza ve gencimize ve tüm aslında hastalarımıza şifa diliyoruz. Rabbim acil şifalar versin. Ama iyi ki varsınız, iyi ki böylesi önemli projelerde yer alıyorsunuz. Ve sevgili izleyiciler, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Füsun Hanım dedi ki 18 yıldır LÖSEV Dükkan. Peki LÖSEV'in kuruluşu diyecek olursak? Evet. 20. yılını kutluyoruz evet, değil mi? Evet, 1998 kuruluşlu bir vakıfız. Biz sivil toplum kuruluşuyuz ve 20. yılını kutluyoruz. Bu sene çok önemli bir yıl bizim için. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye'de tamamen Türk halkının destek ve katkılarıyla 20 yıldır küçücük bir ofis, 10 metrekare bir ofiste başlayıp 1998'de iki personelle başlayıp bu iki evet, personel de yönetim kurulu başkanımız, kurucumuz, Üstün hocamız ve bugün genel koordinatörümüz olan Sayın Hülya Ömer. Birlikte hani arkalarında bir avuç anne baba, birkaç doktorla birlikte hep beraber biz bu işi yaparız diye yola çıktıkları bir mücadele. Üstün hocamızın anılarından da dinlediğimiz kadarıyla o yıllarda lösemiye bağlı olarak çok çocuk kaybediliyor. Lösemiden kaybedildiği düşünülüyor fakat tamamen bu kayıpları araştırdığınızda, incelediğinizde bakıyorsunuz ki maddi imkanların yetersizliği, bir taraftan bakıyorsunuz ki hastanelerde yatak sayısının eksik olması ve çocukların yatarak tedavi yapılamıyor olması. Belki hijyen şartlarının tam olarak sağlanmaması. Aynı şekilde bir diğer taraftan bakıyorsunuz ki ailelerin bu konudaki yeterli bilinç düzeyinde olmamaları. Yani işte o hijyen şartları dediğimiz evet, gerek hastanede gerekse çocuğun evde geçirdiği dönemlerde çocuğun tedavisiyle ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmamaları, nedir beslenmesiyle ilgili, temizliğiyle ilgili, psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgili çocukların kayıpları tamamen bu nedenlere bağlı. Üstün hocamız da buna bir dur demeli. Biz büyükler
bu konuda bir şeyler yapmalıyız diyerek tamamen LÖSEV'i kurma çabasına giriyorlar ve dediğim gibi bir avuç insanın 1998 yılında küçücük bir ofiste başlattığı bir mücadele bugün 20. yılını kutluyor. Sadece Türkiye genelinde değil, ülkenin sınırlarını aşarak tüm dünyada, ki geçen programımızda konuşmuştuk biz. Hatırlıyorsanız ondan Kasım da bahsedelim istiyorum tekrar. Kurucumuz, Üstün hocamız bir ödül aldı. Nobel Çocuk Ödülü. Çocuk Hakları Nobel'i diye dünya üzerinde kaydedilmiş bir ödül bu. Sağlık Nobel'i diyebiliriz. Bir vakıf 20 yıldır, 21. yılı o vakfında, World of Children diye bir vakıf. Bu vakıf dünya üzerinde çocuklara kahramanlık etmiş kişilerin çok ince, çok nitelikli araştırmalarla belirlendiği bir çalışmayla ödüller veriyorlar. İşte sağlık konusunda, spor konusunda gibi ödüller veriyorlar ve 21 yıldır bu ödüller için bu vakıfa 22 bin aday öneriliyor bu konuda. Ama sadece vakıf bu zamana kadar 118 kişiye bu ödülü layık görüyor. Bu niteliklere sahip olduklarına kanaat getiriyor. Ya orada bakar mısınız? Ne kadar büyük bir başarıdan bahsediyoruz aslında. Yani 21 yıldır 118 kişiye verilmiş. Bunlardan bir tanesi ilk defa ülkemize sağlık konusunda Üstün hocamızla birlikte verildi. Çok gururlandırıcı bir şey. Çünkü vakıf başkanının Üstün hocamıza konuşmasında yaptığı konuşmada Üstün hocam biz bu zamana kadar sizi arıyormuşuz gibi bir yaklaşımla. Yani işte ülkemiz için de ne kadar büyük bir gurur aslında. Evet. Yani böyle bir vakıfız artık. Bu kadar sınırları ülkeyi aşmış, dünyaca tanınan, dünyanın bir diğer ucundan görülen, seçilen, beğenilen, Birleşmiş Milletler tarafından da danışmanlık, özel danışmanlık statüsünde bir kurumuz. Nedir bu? Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi diğer dünya hükümetlerine kendi konumuzla ilgili danışmanlık verebilir. Birleşmiş Milletler'in bu anlamdaki toplantılarına sunumlarla katılabilir nitelikte bir sivil toplum kuruluşuyuz. LÖSEV şimdi 20. yılında bu sınırlara ulaşmış. 30 hastaya destek götürerek başlattığı çalışmaları, hatta şöyle düzeltmek istiyorum. Lütfen. 30 çocuk hastayla başlattığı çalışmaları bugün Türkiye genelinde 30 sayıları 30 bine yaklaşan çocuk ve yetişkin hastalar ve onların ailelerine olmak şeklinde güncellemiş ve genişletmiş. 2 personelle başlattığı çalışmaları bugün 1000'in üzerinde profesyonel çalışana ulaştırmış. Bir ekiple değil mi? Yüz binlerce dönüm arazi üzerinde, bina içerisinde tamamen hastalarına yönelik ücretsiz tedavi, sosyal ve eğitim hizmetleri veren bir sivil toplum kuruluşu. Aslında içimden şöyle bir soru sormak geliyor. Hani şu 20 yıla neler sığdırdık diye, ama bu program bu soruyu cevaplayamayacak. Yani yetmeyecek süremiz. En azından söyleyeceğiz ama LÖSENTE herhalde bu 20 yılın bence tacıydı. Evet, yani LÖSENTE zaten bu anlamda bizim yönetim kurulu başkanımız Üstün hocamızın daha LÖSEV'i kurarkenki günlerde aslında kafasındaki bir hedefi, proje ve vizyondu, bakış açısıydı. Dolayısıyla bu noktadan baktığınızda o mücadelenin de, yani işte LÖSEV Türk halkının bağışlarıyla küçücük ilkokul çocuklarının, ana sınıfı çocukların harçlıklarıyla ya da emeklinin küçücük arttırdığı bir şeylerle, ördüğü örgülerle, neyse dişimizden tırnağımızdan arttırdıklarıyla oluşmuş bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla bu noktada geldiği noktaya da bakarsak, o işte 20 yılın tacı demeniz güzel bir yakıştırma, güzel bir benzetme. Çünkü LÖSENTE tamamen bir başlı başına Türk halkı eseri. Aslında kendimizle ne kadar gurur duysak gerçekten azdır. Öyle. Yani dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir iyilik için, sağlık için, gelecek nesilleri için bu kadar güç birliği yapabilen, bu kadar kilitlenebilen bir hani halk daha, hani ben kendi milletimi biliyorum, gurur duyuyoruz. LÖSEV
Türk milletinin bir yansımasıdır, bir eseridir. Bu yüzden de gerçekten çok önemli bir taçtır 20. yılımızda. Sevgili Füsun Emrecan Özcan, sizinle her programda benim şu göz pınarlarım doluyor, evet, ister istemez. Yani bu aslında bir hani hakikaten olan çalışmanın bize yansıması diye düşünüyorum ben. Siz yapılan çalışmaları sene boyunca takip ediyorsunuz, evet. Geliyorsunuz yanımıza, işte tesislerimize. Ziyarete gittiniz, projelerimizle ilgili İstanbul'a geldiniz, Ankara'ya geldiniz. Dolayısıyla çok yakinen de takip ettiğiniz için. O yüzden hani tüylerim dikerken bu yüreğim gerçekten hani ağzımızda derler ya, öyle bir heyecanla aslında takip ediyoruz ve hani elimizden ne gelirse Bursa TV olarak da her daim yanınızdayız, biliyorsunuz. Biliyorum. Siz öyle güzel çalışmalar yapıyorsunuz ki ne zaman hani bir proje yapalım ya da bir program yapalım derseniz biz buradayız. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine yoğun çalışmalar dedik. Özellikle son zamanlarda böyle koşuşturmacalı bir tempo içerisindesiniz. Neler yaptık, neler var son aylarda? Elbette. Şimdi çok da yakın dönemde biliyorsunuz Ramazan geliyor, evet. Kurban dönemi geliyor. Bunlar bizim LÖSEV'in önemli çalışmaları, önemli dönemler. Hem yardımlarımızı bolca iletmek açısından hem de bağışların çok kıymetli olduğu, Türk halkının da gerçekten bağışlarını çok yoğunlaştırdığı dönemler, bu anlamda yoğun dönemlere gireceğiz. Ama onun öncesinde de 20. yılımızın olduğunu da hatırlatmak, anlatmak ve çalışmalarımızı doğru birinci elden halka ulaştırmak için halkla ilişkiler departmanlarımızın tüm Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar var. Aktif iletişimlerle ilgili kamuoyu bilinçlendirme adı altında bir yürüttüğümüz saha çalışmamız var. Bu saha çalışmasında da halkla ilişkilere bağlı arkadaşlarımız, ekiplerimiz sahaya çıkarak LÖSEV'in bültenlerini birinci elden halkımıza ulaştırıyorlar. Bu noktada şu çok önemli, biliyorsunuz artık kapı kapı gezen dolandırıcılar var. Ellerinde maalesef bir takım evraklar var. Bu evrakların tamamı sahte. Ellerinde bir satış fişi var, bağış makbuzu gibi göstererek. Bu konuda bilgisiz, bilinçsiz olan halkımızı çok rahatlıkla dolandırıyorlar. Bu noktaya da biraz temas edebilmek için, hı hı, bütün ekiplerimiz, gönüllü halkımız, iyileşmiş çocuklarımızın anne babaları, iyileşmiş gençlerimiz, çalışan profesyonel ekiplerimize sahaya indik biz artık. Bundan sonra her cephede, her şekilde bütün dolandırıcıların da karşısında olacağız. Esnafımızın yanında olacağız, halkımızın yanında olacağız. Madem onların sonu gelmeyecek, biz de halkımızı aktif bilinçlendirerek, sahada olmak gerekiyor, onların halkı bilinçlendirerek, evet evet, onlar hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Duyuyoruz ki biz Ramazan'da 8'e 9'a kadar mesai yapıyoruz bizim de yoğun tempolarımızda. Bunlar 11-12'ye kadar parklarda dolaşıp insanlardan para dileniyorlarmış. Kaldı ki LÖSEV'in ya da kendini bilen hiçbir sivil toplum kuruluşunun böyle para toplamak, toplayıcılık gibi bir misyonu olamaz. Bu zaten kabahatler kanununa göre suç işliyorlar. Bir kere zaten halkımız da şunu yapsın değil mi? Yani gerçekten araştırsın ne kadar güvenli. Özellikle yerlerine gidip öğrensinler. Yani bir bina çatısı altında toplanıyorlar mı? Orada işte dernek olduklarına dair bir belgeleri var mı? Ki burada rüştünü ispatlamış vakıflar varken de lütfen artık çok o tür doğru, çok zaten doğru kuruluşlara hakikaten gerekiyor. Zaten bu tür kuruluşlar, yani bu tür yardım kuruluşlarının hiçbiri, gerçekten işini yapan kurumların hiçbiri bu şekilde bir bağış kabul etmiyorlar. Evet. Onlar toplamıyorlar, bağış kabul ediyorlar. Yani halk, gönüllü kişi gelip bir bağış, hı-hı, yapmak istiyorsa bunu kabul ediyorlar. Bunun ilgili evraklarını ancak ofisin kendi, vakfın kendi ofisinden, şubesinden ya da banka hesaplarına, resmi yasal banka hesaplarına yapacağınız bağışlarla yapabilirsiniz. Bu noktada da bu saha çalışmaları çok önemli. Çünkü biz esnafın yıllardır bu konudan ne kadar muzdarip olduğunu duyuyoruz. Sürekli aynı kişilerin kapılarını çalıp bağış topladıklarını duyuyoruz. Bağış adı altında para topladıklarını. Tespitlerimiz de göstermiştir ki bu kurumların ya da kurum adı altında bu dolandırıcıların kim oldukları belli olmamakla birlikte böyle bir kurum yok. Hastalarımızın hiçbirinin böyle bir kurumdan aldığı böyle bir yardım yok. Bir ofisleri, bir şubeleri yok. Emniyette ya da hukuken yasal
bir doğru dürüst bir kayıtları yok, hiçbirine ulaşamıyoruz. Dolayısıyla onun için gerçekten dediğiniz gibi rüştünü ispatlamış kurumlara eğer yapılacak bir yardım varsa araştırıp yapmalılar. Bunun dışında da bu tür dolandırıcılıklara fırsat vermemeleri, anında 155 polisi aramaları gerekir. Bu sadece kanserli ve lösemi hastası çocuklar için olmayabilir. Diğer tüm geçtiğiniz sosyal, sivil pazar toplum günü, kuruluşları pazar için günü düşünün. Benim kapım çalıyor. Bu hanımanın bir kızcağız. Çok şey bir onları ses onları da kullanıyorlar aslında değil mi? Ve tabii canım onları kullanıyorlar da kullanıyorlar yani, ama şöyle, onları şöyle kandırıyorlar. Topladığınız paranın yarısı sizin. Para söz konusu olunca insanlar çok da ucunu araştırmıyorlar herhalde nereye gideceğini. Şöyle bir takım 5 lira 10 lira buraya sermiş. Yöntem de çok enteresan. Şöyle söylüyor bana. Hanımefendi, bütün komşularınız para verdiler. Biz işte şunun için engelliler için. Yani mülayim bir konuşma tarzı. Bir de örnek de veriyor. Komşularınız verdi onlar. Aradım, sitenin görevlerini yok dediler. Habersiz girmişler. Kimse de kapısını açmamış. Ama o gene taktik olarak paraları sermiş üstüne. Hani bakın şimdi yan komşunuz vardı, siz de vermelisiniz gibi. Sizi kim aldı buraya? Biz böyle çalışmalar yapıyoruz. Hemen dedim. Hemen kapıcıyı, görevliyi aradım. Hemen 155'i aradım, bilgisini verdim. Asla göz açtırmıyoruz. Asla da açtırmayacağız. Halkı böylesine sömüren, iyi niyetleri, duyguları böylesine sömüren insanlara asla izin vermeyeceğiz. Bu da çok önemli yine noktalardan, paylaşımlardan bir tanesiydi. Evet. Özellikle dolandırıcılık adına diyelim. Evet, bir de yine çok güzel bir proje daha var ki, daha doğrusu şöyle diyelim, son zamanlarda çok sıkça duyduğumuz. Şimdi önceden LÖSEV denince hep çocuklarımız gelirdi aklımıza. Ama şu anda baktığımızda yine şöyle elimde olan, şöyle izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. İstiyorum. Şöyle ilk ekranlarda sadece artık çocuk hastalara değil, yaş doğru. sınırı olmaksızın değil mi? Evet. Aslında Süheyla Hanım, uzun zamandır LÖSEV yetişkin hastalarına da destek oluyor. Evet. Yaklaşık bir 7. yılındayız bunun. Bu noktada tüm Türkiye'de yaşayan TC vatandaşı, tüm halkımıza, kanser hastalığına yakalanmış tüm halkımıza destekler sağlıyoruz. Maddi, manevi, aynı. Bu noktada bize tek bir telefonla ulaşmaları yeterli. Konuyla ilgili arkadaşlarımız kendilerine ulaşıp gerekli evrakları hakkında bilgi verecek ve bu kadar basit bir işlemden sonra her neye ihtiyaçları varsa, bu maddi olmayabilir, bu manevi olabilir, psikolojik olabilir, eğitsel olabilir, kişisel gelişimle ilgili olabilir, moral motivasyonla ilgili olabilir. Her konuda LÖSEV, Türkiye'nin her neresinde olursa olsun, kanser hastalarına, yaş ve kanser türüne bakmaksızın destek oluyor. Şimdi sevgili izleyiciler, ben bu cümleyi özellikle ve özellikle Füsun Hanım'dan tekrar rica ediyorum. LÖSEV, tüm Türkiye'de, 7 yıldır aslında. 7 yıldır. Evet, ama biz bunu son zamanda daha çok çocuklarla ilgili vurgumuz yoğunlukla algılarda kaldığı için, o biraz için daha yetişkin sessiz hastayı kaldı. ancak yerleştiriyoruz. Şimdi bu noktada da diyoruz ki tüm Türkiye genelinde yaş grubuna ve hangi kanser türü olduğuna bakmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin LÖSEV'e tek bir telefonla başvurarak, kanser hastası olan her vatandaşımızın tek bir telefonla başvurarak sadece maddi konular değil, maddi konularda desteğe ihtiyacı da olmayabilir. Manevi destekler, sosyal destekler, psikolojik destekler, bireysel gelişimler, moral, motivasyon, ne tür bir ihtiyacı varsa bütün bu konularda LÖSEV onlara seve seve mutlulukla yardımcı olmaya hazır, bekliyor. Evet, benim bir de en çok mutlu olduğum taraflardan bir tanesi de özellikle o hani zamanında işte bu hastalığa yakalanmış çocuklarımız var ya, onlar büyümüşler, delikanlı olmuşlar, genç kız olmuşlar ve şu anda LÖSEV için çalışıyorlar. Evet. Gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Evet. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Evet, 20 yaşında bir vakıfız artık.
Elbette LÖSEV'in ilk zamanlarında tedavileri süren çocuklarımız şimdi kocaman gençler oldular. Kimi üniversitede, kimi mezun oldu, meslek hayatlarına atıldı. Kimi evlendi, kendi çocukları var artık. Kimi LÖSEV'in profesyonel kadrolarında profesyonel çalışanlar oldu. İşte tüm bu gençler, tüm bu gençlerin çevrelerindeki insanlar bir vakfın katkılarıyla nasıl çocukların hayata bağlandığını gören, bizzat yaşayan, şahit olan insanlar. Onlarla birlikte bizim gönüllülerimiz ayrıca. Şimdi bu gençler hem bize destek veriyorlar, hem bizim kadrolarımızla çalışıyorlar, görev alıyorlar. Ve Türkiye'nin dört bir noktasında LÖSEV'in yürüttüğü, sizlerle paylaştığımız tüm bu çalışmalara destek veriyorlar ve kendileri sahaya çıkıyorlar hatta. Ben bir de yine şunu da özellikle dipnot olarak geçmek istiyorum. Demin yine dediniz ya, işte bir maddi talepleri olmayabilir. Evet. Ama özellikle hastalık çünkü kısa süreli bir tedavi içermiyor maalesef. Doğru. Uzun. Burada paylaşımlarda bulunmak adına da mutlaka LÖSEV ile iletişim halinde olsunlar diyorum. Çünkü moral, motivasyon anlamında yaptığınız projeleri biz bizzat geliyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler, o kadar keyifli geçiyor evet. ki. Dersiniz ki bu insanlar bugün işte hastaneden çıkıp izin alıp gelen hastalarınız ya. Var. Görüyoruz o kadar keyifli, moral motivasyonları o kadar yükseliyor ki. Orada paylaşımın ne kadar önemli olduğunu farkına varıyoruz. Gerçekten öyle. Sadece çocuklar için değil, o çocukların aileleri için de çok önemli. Evet. Anne yıpranmış, baba yıpranmış, çocuğun seve seve yapıyorlar elbette evlatları. Ama bu koşturmacanın, bu zorlu tedavi sürecinin içerisinde aile çok fazla yıpranıyor gerçekten. Hem maddi olarak yıpranıyor, hem manevi olarak yıpranıyor, fiziksel olarak yıpranıyor. İşte yıl içerisinde düzenlenen o bahsettiğiniz etkinliklerle moral motivasyon buluyorlar. Bizim için de çok önemli etkinlikler. Hatta hep ben derim sizlere de sanki biz düğüne hazırlanıyor gibi, yılda birkaç kez düğüne hazırlanıyor gibi o etkinlikleri hazırlıyoruz. Çünkü orada yemeleri, içmeleri, eğlenmeleri, süslenmesi, alanın süslenmesi, hepimiz doğru eğleniyoruz mekan, aslında. Yani bulunması, ziyaretçilerimizin, burada konuklarımızın eğlenmesi çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü bir paylaşım içerisindeyiz. Çok doğru ve sizin de onlarla bir araya gelmeniz, LÖSEV gönüllüsü ve bağışçısı olarak sizlerin orada olmanız, bizim yaptığımız çalışmaların yansımalarını birebir görmeniz bizim için çok önemli. Dolayısıyla bizim zaten tüm etkinliklerimiz bildiğiniz gibi gönüllülerimize açık. Sanatçılarımız özellikle aynı son şekilde. Derece güzel desteklerde bulunuyorlar. Bursa'da olduğu gibi tüm Türkiye'de destekleyen sanatçılarımız. Bu noktada yetişkin hastalarımız için de aynı şey geçerli Süheyla Hanım. Maddi bir yardıma ihtiyacı olmayabilir. Bu hastalıkta maddi ihtiyaçlı olmak inanın üzülecek, utanılacak bir şey değil. Bazen hastalarımız bize gelirken diyor ki yetişkin hastalarımız, biz sizi çok iyi anlıyoruz LÖSEV olarak. İnanın diyor, utanarak geldik biz diyor, bir şey istemek için utanarak geldik ama benim diyor 6. yılım, 7. yılım ve artık bittik diyor. Elimizde araba, ev, hiçbir şey kalmadı diyor. Niye? Yeter ki o hayatta kalsın, tutunsun diye maddi olan tüm olanaklarını kullanıyorlar. Zaten şöyle değil mi Füsun Hanımcığım? Şimdi zaten zorlu geçen bir süreç. Neden destek verilmesin? Neden destek alınmasın? Tam da böyle, tam da böyle. Yani bu süreçte elbette yıpranıyor bütün aileler. Hastanın yıpranmışlığı bir yana, aile de ona destek olmak için maddi manevi yıpranıyor. LÖSEV Vakfı bunun için var. Bu destekleri hasta vatandaşımıza ulaştırmak için var. Dolayısıyla oraya gelebilir, içinizi dökebilir, bizimle paylaşabilirsiniz. Bu vakıfla hasta arasında kalan gizli bir ilişkidir. Evet, bundan da bahsedelim. Bununla ilgili hiçbir üçüncü şahıs, dışarıdan hiçbir kimse sizin bilgi alamaz, değil mi? Arzunuz olmadıkça etkinliklerde dahi, fotoğrafınızla dahi kullanamaz. Evet. Bilgi alamaz. Bunlar tamamen gizli bilgilerdir. Gönül rahatlığıyla vakfımıza gelebilir, arayabilir, bilgi alabilirsiniz. Bu konuda çok hassassınız. Bir hassasiyetiniz de şu yönde. Kesinlikle hiçbir çocuğu ya da hiçbir hastayı reklam aracı olarak asla ve asla burada göz önünde tutmuyorsunuz. Hiçbir şekilde, yani bizim kullandığımız görseller, evet, etkinlik görselleri, kendi çocuklarımızın görselleri, iyileşen hastalarımızın görselleri, ancak bunlar için bile ailelerin onaylarıyla, izinleriyle kullanıyoruz. Dolayısıyla bu noktada hasta mahremiyeti bizim için önemli, evet. Hasta hakları çok önemli. Burada yaptığımız çalışmalarda
Hastalarımız, ailelerimiz bizzat gönüllü oluyorlar zaten. LÖSEV'in yaptığı yardım ve destekleri ve çalışmaları gördükleri için kendileri bizzat gönüllü oluyorlar. Evet. Bu konudaki sorunlarımıza ya da ne bileyim işte görselin alındığında kullanılmasına bizzat hasta kendisi istiyor. Hı hı. Bunun sadece farklı medyalarca izinsiz kullanımı söz konusu olamaz. Çünkü bizim için önemli ailelerin onayları, izinleri alınarak LÖSEV tarafından kullanılan resimler ve belgelerdir. Dolayısıyla bunun dışında hastanın LÖSEV'e gelmesi, sıkıntısını anlatması, başvurması ve bu tür informasyonlarsa sadece vakıf ve hasta arasındaki özel iletişime bilgilerdir. Kendi istekleri evet, doğrultusunda evet. olmadıkça hiçbir şekilde... Hiçbir hastamızın kayıtlı olsun olmasın çekinmesine hiçbir şekilde gerek yok. Gelip sadece danışmanlık almak için bile bize başvurabilirler. Evet, bu arada Füsun Hanımcığım hep hani gönüllülük dedik de nasıl gidiyor evet. gönüllülük çalışmaları, neler yapılıyor? Biraz onlardan da bahsedelim tabii, mi? Tabii ki memnuniyetle. Biraz önce bahsettiğimiz saha çalışmaları vardı biliyorsunuz. Bu çalışmaların bir amacı da bizim sahadaki gönüllüye, gönüllü olmak isteyen vatandaşımıza ulaşabilmek çabasıyla da ilgili. Çünkü biz biliyoruz ki orada bir yerlerde gönüllü, içinde gönüllü ateşi olan belki kendisi bile fark etmemiş insanlarımız var. Evet. Ona ulaşıp bundan bir parça bahsetmek ve onun vakfa ve etkinliklere gelmesini, katılmasını sağlamak, bu noktada neler yapabileceğini onu anlatmak işimizin bir parçası da. Şimdi burada bu noktada bazı sıkıntılarımız yok mu? Var, elbette var. Kişiler o anki heyecanla ve o anki mutlulukla gerek ilk iletişim anında, gerekse LÖSEV'de yapılan toplantılarda, bizim her ay, ay sonu, son cumartesi günü bir aylık gönül toplantımız olur. Burada yeni katılacak gönüllüler, eski gönüllüler bir araya geliriz. Bir enerji, bir sinerji, çalışmaları anlatırız, projeleri anlatırız. Ve gerçekten de böyle sel gibi taşar o duygular gönüllülerden. Evet, hemen şunu sorsam. Şimdi ortalama ayda ne kadar gönüllü ağırlıyorsunuz? Ay içerisinde gelip giden, kapıdan münferit gelip gidenlerle de birebir dokunduğumuz 200'den fazla gönüllü var. Yani hem toplantılar, hem ofisi ziyaret edenler, hı hı. 200'den fazla derken bizim çalışmalarımız, kitlesel çalışmalarımız çok daha büyük tabii kitlelere ki. Gidiyor. Bizim hani birebir yüz yüze temas ederek, evet, konuşarak, konuyu anlatarak zaten, evet. yani 200-300 ayrı gönüllüye anlatıyoruz. Ancak şu da var. Her ay onlarca okula sunuma gidiliyor. Hı hı. Üniversite, lise düzeyi, ortaokul düzeyinde. Buradan da yüzlerce gönüllü aslında yüz yüze bir iletişimle bize kayıt oluyorlar. Bunları saymadan ben 200'den fazla dedim. Bunlarla birlikte binlerce diyebiliriz. Evet. Tüm Türkiye genelinde 10 binlerce diyebiliriz. Ama ben Bursa'ya indirgersem bunu binlerce gönüllü diyebiliriz. Çünkü gittiğimiz her okulda verdiğimiz her sunumda katılımcılar 300-400 civarında en az 10 okula gidiliyor bir ay içerisinde. Şimdi dönüşleri düşündüğünüz zaman müthiş rakamlar. Müthiş şimdi rakamlar. Yine toplantıya dönecek olursak orada enerji bir kere bir tavan bir yapıyor tavan değil mi? Tavan yapıyor. Çocuklar coşuyor, gençler coşuyor işte. Ama ofisten çıktıktan sonra onu tutabilmek, o enerjiyi ve önemli sinerjiyi kendinde o toplantılardan sonra tutmak, onu kendinle, kendi içinde içselleştirmek, özümsemek ve evet gerçekten ya ben ne yapabilirim? Ben bu hafta ne yapabilirim? Bu ay ne yapabilirim? LÖSEV'in hangi projesi var? Nerede bana ihtiyaç var? Çünkü LÖSEV şunu gerekiyor. Demiyor değil mi? Yani siz bize söz verdiniz. İşte her perşembe hayır. geleceksiniz. Hayır. Her cumartesi hayır. burada olacaksınız. Böyle bir kural kaide yok. Hı. Tamamen şahsın kesinlikle. Kendi zamanıyla alakalı. Gönüllülük. Gönüllülük yani gönüllü koyarak yapabileceği demek. Zaman. Ancak dediğim gibi yani burada ben yapacağım, geleceğim, hep yanınızdayız, biz artık hep buradayız deyip hemen şöyle akabinde aradığınızda ya işte ben müsait değilim. Ben şehir dışında olacağım, ben bu hafta müsait olamayacağım. Evet, ilk hafta çağırdığımız ilk hafta bu sizi. Ya da sonrasında dönüş yapabilirler. Yani elbette. Yani o hafta çünkü evet gerçekten işler olabilir. Çünkü bu konuda kapılarımız evet. hep açık, sonuna kadar açık. Yazışma olarak online sürekli hattayız, Facebook'tan öyle. Hı. Kişisel, tabii sosyal medya olarak sosyal medyamızdan öyle. WhatsApp hatlarımız var bizim artık. 7/24 online'ız. Dolayısıyla
Bizim kapılarımız hep açık ve şunun için de çok önemli gönüllüyle birlikte yürütmek çalışmamızı. Siz bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu evet. biliyorsunuz. Biz bütün çalışmaları gönüllüleriyle yürüten bir kuruluşuz. Bu çalışmalar dediğimiz, Söyle Hanım, bu saha çalışmaları değil. Ofiste yürüttüğümüz çalışmalardan tutun da sahada yürüttüklerimiz, çocuklarla yürüttüğümüz saha çalışmalardan tutun yetişkinlerle ilgili çalışmalarımıza. Yıl boyunca bir sürü yardım dağıtıyoruz biliyorsunuz. Et ve et ürünleri yardımı, kuru gıda yardımları, ailelere ihtiyaç kolileri gibi. Biz bunların tamamını gönüllülerimizle hazırlıyoruz. Yani o kadar şeffaf ve net bir kuruluşuz ki bu çalışmalar konusunda. Dolayısıyla biz istiyoruz ki gönüllülerimiz her çalışmanın içerisinde olsunlar, yer alsınlar ve aktif olarak katılsınlar. Şimdi bir dönem gönüllülük çalışmalarını değerlendirdiğimizde gördük ki gönüllü birebir çalışmaların içerisinde aktif olarak yer almak istiyor. Biz de dedik ki daha hareketli çalışmaların içinde tutalım. Saha çalışmaları, firma çalışmaları, kurum çalışmaları. Dolayısıyla bütün bu çalışmaların içine davet etmek istiyoruz. O yüzden LÖSEV'de yapılan gönüllülük çalışması kadar hiçbir sivil toplum kuruluşunda bu kadar faydalı olabilecekleri bir çalışmanın içinde olamayacaklar. O yüzden de LÖSEV'e bir an önce gönüllü kayıtlarını yapıp bir an önce ofisimize gelip hangi çalışmalarda yer alabileceklerini öğrenebilirler. Mesela çok yoğun olabilir, çok tempolu olabilir. Dolayısıyla sizi en yakından örnek vermek istersek siz Bursa TV'de, basında, medyada bizim bir LÖSEV gönüllüsüsünüz. Evet. Ve her nereye giderseniz gidin LÖSEV'i yanınızda taşıyorsunuz, kitlelere ulaştırıyorsunuz. Bu sizin mesleki anlamda yaptığınız bir gönüllülük. Belki gelemiyorsunuz çokça, belki bizim etkinliklerimize katılamıyorsunuz ama pazar gününe gelen bir etkinlik olursa yanımızda yer alıyorsunuz. Evet. Ya da siz olduğunuz yere LÖSEV'i taşıyorsunuz. Kişinin ille biraz önce dediniz ya, LÖSEV şunu istiyorum diye bir zorlama kurallar, yapmıyor. Kurallar, kaideler çerçevesinde bizim, emri vaki bir tutum içerisinde asla yapmıyor. Değil. Bizim sadece söylediğimiz tek şey var. Lütfen LÖSEV'i doğru tanıyın, doğru anlayın. Hangi noktada LÖSEV'e destek olabileceğinizi en iyi siz bilirsiniz. Bu noktada da gönüllülük çalışmalarında her zaman tüm gönüllerimize 7'den 70'e yer var. Evet, bir de şundan da korkmasınlar. Hani ya tamam ben bu hafta müsaitim ama hani sonrasında devamlı gitmek gerekiyor gibi değil. Hı. Örneğin Ramazan çalışmaları var, paketler hazırlanacak. Sadece o gün içerisinde, belki ayda bir kere gelecekler, aynen belki öyle. İki ayda bir. Ama hani gerçekten yardım yardımdır. Çok doğru söylüyorsunuz. Gönüllülük esasıyla olduktan sonra küçücük bir şey de yapsa yardım evet. yardımdır. İşte o küçük şeyler birleşe birleşe kocaman yardımlara dönüyorlar. Sosyal medya hesaplarından bile paylaşım yapıyor olmaları bizim için çok önemli, kıymetli. Evet, bir de yine bir farkınız var ki şimdi bazı sivil toplum kuruluşlarında ki onlar da rüştünü ispatlamış kurumlar ama şimdi profesyonel bir çalışma düzeni olamayabiliyor. Yani gittiğiniz zaman boşta kalabiliyorsunuz. Yani ne yapacağız dediğiniz zaman o sorunun karşılığının tam olarak verilmesi gerekiyor. LÖSEV'de birebir planlı programlı. Evet. Bunlar evet. yapılacak, bu saatlerde burada olunacak evet. gibi. Doğru. O yüzden zaman kaybı olmadan gittiğiniz andan itibaren birebir aktif olarak yardımda bulunabiliyorsunuz. Faydada aynen bulunabiliyorsunuz. Böyle, bu da çok böyle. Önemli. Evet. Evet, yine şöyle bir lösante diyecek olursak. Evet, lösante. Biraz lösanteden de bahsedelim. Orada hayat nasıl geçiyor? Evet, lösante nedir? Önce evet. onu bir kez daha vurgulayalım. Lütfen. Lösante bir aslında çok büyük, çok önemli bir projedir. 1998 yılında kurulan LÖSEV'in uzun vadede çok önemli bir projesiydi. Bu proje neydi? Bu proje içinde hiçbir çocuğun, hiçbir yetişkinin kaybedilmeyeceği, şehir hayatından, köy hayatından arındırılmadan, asimile edilmeden, tamamen kendi içinde bir köy hayatının yaratılarak, hastaların bireysel gelişimlerine, psikolojilerine dikkat edilerek, multidisipliner, çok branşlı incelenerek tedavi edilebilecekleri, sağlıklı derken psikolojik anlamda empati kuran ve hastaya kendi enerjisini geçiren mutlu çalışanların, sağlık personelinin olacağı. Ki en önemli noktalardan bir tanesi. Pırıl pırıl, tertemiz bir hastane
projesiydi Lösente. Biz bunun küçüğünü 2000 yılıyla 2016 yılı arasında küçük Lösente, çocuk Lösente Hastanesi'ni Ankara'da hayata geçirmiştik. Bu küçük Lösente Türkiye'nin ilk ve tek lösemili çocuklar hastanesiydi. Yüzlerce çocuk orada hayata tutundu. Binlerce çocuk devam tedavilerini o hastanede tamamen ücretsiz aldılar. Tam da bu noktadan yola çıkarak ki Lösente kendi branşında birçok ödül aldı çalışmalarıyla. Tam da bu noktadan yola çıkarak lösemi tedavisindeki başarı oranlarını %20'lerden %92'lere çıkardı Şimdi Lösente. Şimdi yine rakamlara bakıyoruz. Evet. Böyle tüylerim benim yine diken diken oluyor. O hani en başta anlattım ya size. Evet. Üstün hocamızın bu çocuklar neden kaybediliyor, kansere bağlı kaybedilmiyor evet. dediği yıllarda tedavideki başarı oranları Söyle Hanım %20. Neden? Çünkü tedavi doğru tedavi uygulanıyor ama hijyen Aynen koşulları öyle. Sağlanmamış. Bilgi eksik, hijyen bilgi yok, eksik. Hastanede yatak yok, ailenin parası yok. Doğuda, güneydoğuda, uzak, hastanede uzak bölgelerde kalıyor ama geri dönemiyor devam tedavileri için. Tam da bu noktada işte Lösente, küçük Lösente tüm bu sorunların aşıldığı, maddi imkansızlıkların giderildiği çünkü... Kan ihtiyaçları da dahil, aileden beklenen hiçbir şey yok. Tamamen küçük Lösente'nin sağladığı imkanlarla yüzlerce çocuk, binlerce çocuk tedavi alarak hayata bağlandı. Ve tedavideki başarı oranları 20'lerden 92'lere çıkartıldı. Bunu referans alarak dedik ki biz bunun daha büyüğünü, daha kapsamlısını neden yapmayalım ve kanser tedavisindeki başarıları neden %100'lere çıkarmayalım? İşte bu noktada Lösente Çocuk ve Yetişkin Hastanesi projesi başladı. Tamamen Türk halkının bağışlarıyla Ankara İncek'te 100 bin metrekare kullanım alanına sahip bir onkoloji kenti inşa edildi. İçerisinde bir Lösente Çocuk Yetişkin Hastanesi, hastanenin konaklama tesisi ve 900 öğrenci kapasiteli bir kolejle çok önemli çünkü çocukların eğitimlerine devam etmeleri. Aslında hayattan kopmadan evet, tedavilerini evet, olabilecekleri evet, bir hastaneden evet, bahsediyoruz ki en önemli noktalardan bir tanesi de yine ailesiyle birlikte, annesiyle birlikte bir çocuğun ya da bir ebeveyniyle birlikte o hastanede yaşaması mümkün. Yani çocuk hastaneye teslim edilip çok gidilen doğru, bir yer değil. Çocuğunuzla birlikte o hastaneden ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz, istifade ediyorsunuz. Lösente zaten 400 yataklı tek kişilik refakatçiliği odalarıyla çok örnek bir hastane. Tamamı HEPA filtrelerle korunan, 1500 metrekare acil girişi olan, çok şık, çok güzel, çok temiz, çok modern tıbbın son teknolojileriyle donatılmış bir hastane. Şimdi orada onlarca çocuğumuz tamamen ücretsiz tedavi hizmeti alıyorlar. Artık yetişkin hastalar da aynı şekilde onkoloji konusunda tedavi hizmetleri alacaklar. Onlarca dedim, yüzlerce çocuk olmasını istiyoruz. Çünkü henüz giderilememiş bir takım sıkıntılar var. Bazı prosedürlere evet, takıldığında değil mi? Prosedürlerle ilgili evet, 400 yatak kapasiteli bir hastane fakat 75 yatak kapasitesine aktif olarak ruhsat 75 verildi. Aktif Hı-hı, olarak 75 yatak çalışıyor. İnşallah çok yakın dönemde 325 yatak yatağın içinde daha, evet, onayları alınarak 400 yatak kapasiteli olarak Türkiye'nin gururu bir hastane olarak hizmet vermeye devam edecek. İnşallah bizim de talebimiz bu yönde. Tabii ki en büyük talebimiz sağlıklı nesiller diyeceğiz. Bu da yine Lösente gibi çocukları, gençleri, bütün hastaları aslında hani evet, gönüllülük esaslı ve gerçekten iyi etmek adına. Evet. Hayata bağlamak, hayata bağlamak gerçekten, adına çalışan ve yine çok önemliydi söylediğiniz. Çünkü insanlar tedavi olurken kendilerini anlayan insanlar bekliyorlar. Hemşiresinden tutun da evet, temizlik görevlisine kadar o güler yüzü bekliyoruz aslında. Çünkü orada o kadar kendimizi bazen yalnız hissedebiliyoruz ki ben de çünkü nereden baksanız işte 20 küsur yıldır hastanelerde olan bir evet, anne olarak konuşuyorum bunu. O görmüş olduğunuz muamele sizi aslında daha
da hayata bağlıyor. O kadar incinerek geliyorlar ki, o kadar incitilmişler ki, hastalıkları hakkında bilgi alamamışlar, bir köşede saatlerce beklemek zorunda kalmışlar. Tabii bu her sağlık çalışanımız için geçerli değil. Her hastanemiz için, her sistem için kesinlikle geçerli değil. Görevini ama her yerin böyle yapan çok değerli gerekiyor. Doktorlarımız, sağlık ekiplerimiz, sağlık personelimiz çok var. Değerli, çok kıymetli personellerimiz var ama gerçekten bunun olmadığını söyleyebilir misiniz bana? Tabii söyleyemeyiz. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla da çok zorlu bir hastalıkla mücadele eden, imkanları zaman zaman kısıtlı, zaten içinde bulundukları durum sebebiyle zaten incinmiş aileler. O yüzden onları biz el üstünde tutuyoruz. Bizim için çok kıymetliler. LÖSEV olarak biraz önce de dediğim gibi onların bize başvurduklarında, bize uğradıklarında, geldiklerinde kapıdan bilgi almaya gelebilirler hatta. Bizimle onların arasında tamamen özel bir görüşmedir bu. Her konuda biz destek olmak için bekliyoruz. Lösante'ye, kapılarımız açık. Lösante'de de bekliyoruz tedavileriyle ilgili. Ayrıca Lösante için şunu söylemek istiyorum. Lösante multidisipliner, çok branşlı bir hastane. Ve Türk halkına açık bir hastane. Yani özel hastane statüsünde, vakıf hastanesi, oraya her uzman ekiplerin olduğu, her branşta çok uzmanlaşmış hekimlerin, hocaların olduğu bir hastane. Tüm Türkiye genelinden tedavisini orada yürütmek isteyen halkımız da Lösante gibi insan hayatına önem veren, değer veren, merkezine insanın hayatını almış bir hastanede tedavi olmak isteyen her vatandaşımız imkanları doğrultusunda Lösante'den tedavi hizmetleri alabilirler. Evet, yine gönüllülük diyeceğim ve annelerimizden bahsedelim mi? Tabii ki. LÖSEV annelerimizden tabii ki bahsedelim. Şimdi çocuğun hayatındaki en önemli değer annesidir. Anne için de evladıdır biliyorsunuz. Bunlar ayrılmaz bir bütün, anne ve çocuk. Dolayısıyla hasta bir evlat, bir annenin herhalde hayatında yaşayacağı en zorlu savaş olsa gerek. Bizim için anneler bu noktada çok kıymetli, çok önemli. Annenin psikolojik ve maddi güçlenmesi, sosyal anlamda güçlü bir birey olması çok önemli. Çocuğuna tam destek sağlayan yegane birey olarak biz anneye bakıyoruz önce. Önce anneye bakıyoruz. Diyoruz ki önce anne iyileşecek, önce anne kendine gelecek, sonra hem hasta çocuğuna, hem evdeki çocuklara, hem kocasına, hem herkese büyüklerine, herkese faydası olacak diyoruz. Bu evet, toplumsal olarak da böyle, LÖSEV'de de böyle. Ben kadına önem veren bir kurum zaten LÖSEV aslında. Hani uçağa bindiğinizde derler ya, oksijen maskesi bir panik anında ilk önce anneye. Neden? Evet. Anne sağlam kalacak ki çocuğunu kontrol edebilsin. Aynen öyle. Hani kadının zaten anaç yanı. Evet. O hani her kadın annedir. O içgüdülerle doğar. Dolayısıyla LÖSEV bu konuya çok önemli parmak basan bir kurum. LÖSEV'in, size biraz önce söyledim, binlerce çalışanı var. %90'dan fazla kadın çalışanı var. Dolayısıyla zaten LÖSEV anne bir kurum. Evet. Bu noktada da biz annelerimiz bizim için çok kıymetli. Onların her türlü ihtiyaçlarına mercek altına alıyoruz, bakıyoruz ve neye, hangi konuda ihtiyaçları varsa o konularda destek olmaya çalışıyoruz ve onları güçlendirmeyi sağlıyoruz. Onların gücünden öncelikle çocukları için istifade edebilmelerini istiyoruz ki çocuklar bir hayata bağlansın, tutunsun. Sonra o iyileşen çocukların anneleri daha sonraki süreçlerde LÖSEV'e gönüllü katkılarla ilgili destek olmaya geliyorlar ya da biraz önce bahsettiğimiz LSV dükkan atölyelerinde evet, gönüllü çalışmalara katılıyorlar. Her dönem değişmekle birlikte yüzlerce anneye dokunduk tüm Türkiye'de. Çünkü Ankara merkezde büyük atölyemiz, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, işte şimdi Kayseri, Eskişehir, hep bu noktalardaki. Büyüyoruz, evet mi? Evet. Şimdi bu sene 4 şube daha açılacak. Ben yanılmış olmak istemiyorum.
Ve Samsun, Antep, Konya, Trabzon şubelerimiz açılacak. Aynı çalışmalar oraya geliyor. Hemen şunu eklemek istiyorum. Sadece Bursa'da değil, Türkiye çapında ve dünyada da birçok ülkeden izlenen bir kanal olarak özellikle lütfen sevgili izleyiciler nasıl faydam olabilir diye düşünmeyin. Bakın yeni yeni illerde LÖSEV şubeleri açılıyor. Evet. Lütfen gidin bir kapısını çalın. Neler yapabiliriz diye sormaktan çekinmeyin. Sonuçta belki Ankara'da yaşıyorsunuz ama aslen Eskişehirlisiniz. Belki Bursa'da yaşıyorsunuz ama aslen Karadenizlisiniz. Dolayısıyla herkesin doğup büyüdüğü topraklara da bir borcu var. Borcu i̇şte var. Bunları nasıl evet. ödeyeceğiz? Bu sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alarak ödeyeceğiz. Dolayısıyla dediğiniz gibi Türkiye'nin ya da dünyanın her neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Ama bu ülke bizim, bu çocuklar bizim, gelecek nesil bizim çocuklarımızın. O yüzden dört elle sahip çıkmalıyız. Bu noktada LÖSEV'in kadınına, annesine, çocuklarına sahip çıktığı gibi Türk halkının da eserine sahip çıkmasını bekliyoruz. Sahip çıkmamız. Evet, evet. Evet. Füsun Hanımcığım, sizinle zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz ama son olarak, çünkü programımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ramazan yaklaşıyor ya. Hı hı. Şöyle izleyicilerimize mesajınız neler olacaktır? Kısaca bir izleyicilerimizle paylaşırsak eğer. Tabii, memnuniyetle. Evet, Ramazan'a da çok az kaldı dediğiniz gibi. Bizim LÖSEV'in bu noktada çok önemli, çok kıymetli çalışmaları var Ramazan döneminde. Yaklaşık biraz önce bahsettim, 30 bine yakın kayıtlı hastamız var. Ve bunların %90'ı ihtiyaç sahibi aileler. Dolayısıyla biz tüm hastalarımıza Ramazan daha başlamadan gıda yardımlarımızı iletmeye başlıyoruz. Kuru gıda, et ve et ürünleri gibi binlerce aileye koli koli yardım gönderilecek. Bu noktada gıda üreticisi firmalarımızın desteklerini almaktan büyük memnuniyet duyarız. Bu konservatif gıdalardan tutun da bakliyat, işte makarnasından tutun da aklınıza gelebilecek her tür reçeline, turşusuna kadar her tür gıda malzemesi koli koli hazırlanarak ailelerimize iletilecek ki bereketli Ramazan sofralarında oruçlarını tutabilsinler. Tabii yine bağışların çok kıymetli olduğu dönemler. Her küçücük bağış çok önemli yardımlara dönüşüyor. Binlerce hasta çocuğumuza, yetişkinimize dokunuyoruz onlarla. Maddi manevi destekler bunlarla sağlanıyor. Dolayısıyla bunları anlatmak için yine hep sahada olacağımız çok kıymetli bir dönem geliyor. Bizim için yine çok güzel, çok keyifli, halkla bir arada olacağımız, çok bolca iletişim içinde olacağımız bir dönemin yine başlangıcındayız. Evet, dediğim gibi sizinle program yapmak gerçekten son derece sizinle keyifli de ve güzel. Karşılıklı çünkü, bu. Yapılan çalışmalar o kadar kıymetli, o kadar değerli ki dileriz tüm bu çalışmalar karşılığını bulur. Evet, evet. Çocuklarımız bir an önce sağlığına kavuşur diyor. Çocuklarımız ve tüm hastalarımız evet, sağlığına kavuşur sağ diyoruz. Sevgili Füsun Emecan Özcan, program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman bize programlarınızda yer verdiniz. Her zaman. Sizin yüksek enerjiniz, kalp gözünüz, güzel bakan ışığınız bizi de hep aydınlattı. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben hastalarımız, çocuklarımız, vakfım, yönetim kurulum adına ve Üstün Hocam adına, genel koordinatörüm Hülya Hanım adına, hepsi adına size çok teşekkür ediyoruz. Bizler Bursa de, TV'ye çok teşekkür bizler ediyoruz. Bizler de öncelikle Bursa TV adına ve şahsım adına ben de çok teşekkür ediyorum. Başta Üstün Hocam olmak üzere Hülya Hanım ve tüm ekibe, tüm personele diyelim, çok tüm çalışanlarımıza ve gönüllülerimize, hastalarımıza da acil şifalar çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben yine yastığımı elime aldım sevgili izleyiciler. Bugünkü program konuğumuz LÖSEV Bursa İl Koordinatörü, değerli dostumuz Füsun Emecan Özcan'dı. Yine LÖSEV'in birbirinden değerli projelerini, çalışmalarını gündeme getirdik. Yarın bir başka programda, başka konuklarla karşınızda olmak üzere. Her daim sevgiyle. Hoşça kalın.